Günaydın. İyi hafta sonları ekonomi arasıyla karşınızdayız. Gelecek haftaya dair ekonomik verileri ve yakından takip edilecek piyasa hareketlerini paylaşmaya çalışacağız. Ramazan bayramı dolayısıyla kısa bir hafta olacak. Yurt içinde piyasalar Arife günü olan Perşembe yalnızca yarım gün işlem görecek. Cuma günü ise bayramın birinci günü dolayısıyla piyasalar tamamen kapalı olacak. Kısa haftada veri akışı çok yoğun değil. Piyasalardaki hareketleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Örneğin borsa geçtiğimiz hafta yeniden 5000 puanın üzerine gelmişti. Bu seviyelerde kalıcılık olup olmayacağını göreceğiz. Bu arada 12 Nisan itibarıyla borsada yatırımcı sayısı 4.5 milyonu aştı ve yeni bir rekor kırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yılbaşından bu yana 750 bin yeni yatırımcı borsaya katıldı. Uzmanlar seçim belirsizliğinden dolayı seçime kadarki dönemde borsadaki hareketlerin sınırlı olacağını öngörüyor. Bir diğer önemli takip edilecek yatırım aracı ise altın olacak. Altının gramı geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelerini test etmişti. Ons altının bir süredir 2000 doların üzerinde kalması yurt içinde altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Değerli metalde yükselişin devam edip etmeyeceği yatırımcıların odağında olacak. Yurt dışında bankacılık sektöründe yaşanan çalkantılar altına olan talebi kuvvetlendirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in de faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarını destekliyor. Bankacılık krizine dair endişeler ardından ana kripto para Bitcoin'de de yükselişler hızlandı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'de 10 ay sonra ilk kez 30 bin dolar seviyesi aşıldı. Bizim için kısa olan haftada yurt dışında da veri akışı çok yoğun olmayacak. Yurt dışı piyasalar halen bankacılık krizine ilişkin haber başlıklarını yakından takip ediyor. Ayrıca 3 Mayıs'taki Fed faiz kararına geri sayıyor. Bu başlıkların yanı sıra çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası'nın çok yakından takip ettiği enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun Mart'ta %6.9 seviyesine gerçekleşmesi bekleniyor. Euro bölgesinde Şubat enflasyonu %8.5 artış kaydetmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs toplantısında faizleri 50 baz puan daha artırması bekleniyor. Bir diğer önemli veri de dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin'den gelecek. Çin birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Covid-19 önlemlerini kaldırıp ülkenin yeniden açılmasıyla birlikte ilk çeyrekte %3.8'lik büyüme bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ihracat rakamları %7 daralma beklenirken %14'lük artışa işaret etmişti. Çin'den gelen son PMI verileri de yine toparlanma sinyali vermişti. Ekonomi Arası'nın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.